maaşlar çok düşüktü. Bir rapor hazırlayarak tekrar geri Türkiye'ye gittim. Bir ay sonra bu raporu verdim. Ve dedim ki köyler ayaktadır, Türk Mukavemet Teşkilatı ayaktadır, diridir. Lefkoşa çember içerisinde büyük bir bunalım vardır. Lise öğrencileri silah altında, tahsile gidemiyorlar. Madem ki görüşmeler başlayacaktır, artık çatışma bir şey olmaz. Onun için yardım istiyorum. Gençlerimiz tahsillerine gitsinler, sendikalar açılsın, çalışmaya başlasın. Meclisi çalıştıralım. Bu buhar kendiliğinden çıksın, patlamasın. Şu kadar parasal yardım gerekir. Hepsini rahmetli Çağlayan Gil kabul etti. Geri geldik ve görüşmeler başladı. Bu büyük bir ferahlık getirdi halka, büyük bir ümit ver getirdi. Ne taviz yapabilirsen yap. Biz arkandayız dedi Çağlayan Gil. Dedim efendim, ben her tavizi yaparım da garantiler ne olacak? Çünkü bütün hedef garantileri ortadan kaldırmaktır, şimdi olduğu gibi. Garantiler sizin işiniz değil dedi, bizim işimizdir. Ondan hiç şüphen olmasın. Türkiye 60'ta aldığı haklardan katiyen asla vazgeçmez. Onları sen bize bırak. Sen rahat ol. Halkının kabul edebileceği bir anlaşma yapabilirsen yap.